Ama kokusu çok iyi bir şey. Kim yaptı bunu? Ben. Ben bunu beğendim. Nasıl yaptın sen? Kötü mü, iyi mi? 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel. Tadı, gerçekten çok güzel. Tadı gerçekten, ama ben de çok sevdim. Gerçekten normal sütlaç. Onun ismi ne? Sütlaç. Sütlaç abi, gel. Gerçekten iyi ama. Gerçekten sütlaç. Yenge yesene. Evet, ben çok beğendim. Ve şekersiz. O yüzden sevdim ben de. Bayağı iyi. O kadar korktum ki. Ne çok var bunda? Kötü diyeceksin diye. Sütlaçta olan her şey şekersiz. Pırava tam böyle. Meyve şekeri yani. Karbonhidrat. Ha, bu sadece abi. Şey yani pirinç böyle. Şeker. Normal süt de yok bunda. Evet. Badem sütü yani, kadarısız. Şey yani. Şekersiz madem. Harika, övgülerimizi aldıktan sonra sütlaç tarifimize geçebiliriz. 120 gram kadar baldo pirincimi tartıyorum. Evet, 120 gram. Daha sonra bu pirinçleri birazcık ıslatacağız. Süt ile pişmesi için çok fazla bir sıcak suda bekletmiyorum. Tencereme sertçe döküyorum. Evet, bayağı sertçe. Daha sonra burada tam öz gözükmese de 750 ml sütümü birazdan tenceremin içine ilave edeceğim. Ha gayret. Sütümüzü ilave ediyoruz. Ben şekersiz badem sütü ve bildiğimiz normal bir sütü birazcık harmanlayarak yaptım. Onda bir sıkıntı yok. Burada sıvı formdaki elma suyu konsantremi 100 ml olacak şekilde ilave ediyorum. Ben tarif detaylarını aşağı açıklamaya tekrar yazacağım. Sonra tenceremin altını açıyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Uzun süre pişecek. Karıştır. Daha sonra bir yandan da 250 ml sütümü ve de 2 yumurtamı hazırlıyorum. Bu bir yanda bekleyecek. Pirinçlerim iyice şiştikten ve piştikten sonra üzerine bunu ekleyeceğiz. Tek elle videoyu alıp tek elle bir yumurta kırmaya çalışıyorum. Birincisi gayet başarılı. İkincisi de oldu. Harika bence. Mükemmel bir performans. Ve artık kaynadıkça pirinçlerim şişiyor. Sütüm azalıyor. Biraz da olması gerekiyor. Bunları bir gayretle çırpıyoruz. Hatta tartıda çırpma şiddetini görebilirsiniz. Rakamların hızı. Gördüğünüz üzere artık pirinçler bayağı bir şişmiş. Bu forma geldiğinde yani bir tadına bakın yani. O pirinç bir şişmiş mi, öyle sert gelmesin ağzınıza. Lapada olmasın. Çok çok iyi karışacak şekilde yavaş yavaş bu karışıma ilave ediyoruz. Bayağı iyi karıştırmak gerekiyor burada. Birazcık aslında un da koyabilirsiniz, pirinç unu falan, ama ben tercih etmedim. Karıştır babam, karıştır. Harika. Biraz daha karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra güzelce kaynaması için 5 dakika daha zaman veriyoruz. Mükemmel karıştırma işlemimiz bittikten sonra bu tarz bir form alması gerekiyor ve hemen sıcakken kavanozlarıma koyuyorum. Bu kavanozların ismi Vek. Böyle kapaklı, bayağı vakumlu bir şey. Dolduruyoruz. Artık tabii benim burada enerjim bitmiş, mutfak dağılmış. Artık kaçıncı tarifi yapıyorum bilmiyorum beslenme çantası için, ama son bir gayretle tencerenin
birbirine sıyırmaya çalışıyoruz. Kepçeyle sıyırmaya çalışıyoruz. Ben kesin sonra kaşıkla dibini yemişimdir bunun. Ve hunharca tarçın döküyoruz çünkü kan şekerimizi dengelesin diye. Görsel bir şölen olmasa bile baldo pirincin mucizesi ve meyveden şekerden harika bir tat. Ben tarçını çok severim bunun üzerine. Herkese afiyet olsun.